Ama şimdi elimizden bir şey gelse daha da düşünürüm de elimizden bir şey gelmiyor. Yalnız patateslerimiz birinci kalite olması lazım. Patatesler güzel değil de şu kadar. Her zaman en iyisini almışlar. Alışırsa ateşini siliyoruz ya. Valla tüketicinin de satıcının da şikayeti var yani. Normal bir şey değil yani. Bir de taze patatesin zamanına denk geldi hiç. Fiyatlar o yüzden yükseliş gösterdi. Yani bu virüs bahane değildir yani. Mesela geçen hafta 3 kilo 10 liraydı. O zaman da hani alış 2,5 liraydı. Şimdi alış 4,5 olmuş. 5 lira da satılmıyor yani. Para da kazanılmıyor. Vallahi şu an korona dolayısıyla müşteri de yok. Yani fiyatlar da tavan bayağı. Alış da pahalı, satış da yüksek. Bu elimizde olduğu olan mallar, o yüzden değerinde satıyoruz yani. Yani hal fiyatına hemen hemen geliyor. Bize göre normal de. Şimdi daha adam tarladan alıyor da aracısı var, taracısı var. Ben de esnafım. Hani ta buraya geleseye kadar 1000 tane el değiştiriyor. Çırık yerinde 4 lira alıyoruz. Burada 3 kilo 10 lira satamıyoruz. Müşteriler de alamıyor. Alıcı satıcı, biz ya pazar günü pazara çıkmayacağız mesela. Biz çıkmazsak çiftçi ne olacak yani? Çiftçinin elinde de mal kalacak. Mesela ıspanak falan alıyoruz biz. Adamın elinde kalacak. Pazar günü çıkmayacağız mesela. Biz işin içinde çıkamıyoruz. Önümüzdeki pazar. Biz zarar ediyoruz. Zarar ettiğimiz yere zarar ediyoruz abla. Yerinde 3,5-4 liraya mal alıyoruz. Burada 3 kilo 10 lira satamıyoruz. Mallarımız duruyor hep baksa. Mallarımız hep duruyor. Satamıyoruz, iş olmuyor. Pahalı denmesinin nedeni şu an çiftçiler tarafından üretim yapılmıyor. Bundan dolayı da tabii vatandaş mağdur durumda oluyor. Neden diyeceksiniz? Bugün lokantalar kapandı. Efendim restoranlar kapandı. Bundan dolayı çiftçi malını çıkarsa kime satacak? Esnaf gelse alsa en fazla 300-400 kilo bir patates alır. Dünyalar kadar esnaf var. 10 kişi almış olsa 3 ton yapar. Ama bir restoran gittiğin zaman bu sefer 3 ton belki patates alabiliyordu. Veya bir lokanta dediğin gibi 300-500 kilo birden patates alıyordu. Ne yapacak bu sefer de çiftçi de tarladaki malını toplayıp derleyip satmaya çalışacak. Ama bundan dolayı şimdi kime satacak yani? Bundan dolayı patatesin artması bu. Yani ihracat falan değil yani. Geçen hafta patatesin kilosu 3-3,5 liraydı. Bu hafta 4 lira 5 lira. Şu andaki haldeki fiyatı 4 lira 300 kuruş yani. Olsa da çok az. Eskisine oran çok düştü yani oran. Satışlarımız çok düştü. Eskisi gibi değil mesela. Dediğim gibi eskiden ben nereden bakarsam hemen 1 ton patates satıyordum. Şimdi 10 kasa patates getirdim. 300 kilo yarısından çoğu duruyor. Yani satışlarımız çok düştü. Hani patatese, soğana bakarsan zamlı gözüküyor. Fiyatlar yüksek. Daha pek gezmedim. Yeni geldim. Geziyorum ama fiyatlar bana yüksek geldi. Azalır. Daha da azalır. Çünkü ben 1 kiloya düştüm. Yakında yarım kiloya da düşebilirim herhalde. Çünkü 5 milyon para çok, bana göre çok geldi yani. Biz gidip halden alıyoruz. Halciler hangi fiyatı belliyorsa biz de ondan alıp getiriyoruz. Bizim 1 lira da alsak bizim belli bir karımız var. 5 lira da satsak o kadar karımız var. Yani şeyi çıkamıyoruz. Yani mesela bunu aldık 4,5 liraya. Şu an 5 lira satıyoruz. Millette yüksek geliyor ama yüksek de bu krizde millet çalışmıyor. Herkes evinde işsiz, güçsüz. Yazık, günah yani. Bunu bir şey yapmaları lazım yani. Yani yetkili kişiler bunu teftiş etmeleri lazım. Gidiyor. Ödüğümüz sarı patates. Gidiyor.